yarım. Dur savurma anıları, gözlerimde son gece canlandı yine. Üşüyorum dur ezme. Bugün yine çok güzelsin. Her zamanki gibi. Yakın bir dostunuz galiba. Saygıdeğer müşterilerimizden biri olmalı. Ya üstümüze inecek ya da sizi alıp gidecek. İkisi de imkansız. Ama bir şeyler yapacağı da kesin. Thank you.
Canım hoş geldin. Nice yıllara sağlıkla, mutlulukla. Nasılsın diye sormayacağım. Yine en güzelsin. Bu defa da helikopterle tepedimde bir bahçe dolusu bile. Baksana, gül yavru gibiydi. Kurtuluş yok galiba bu çılgından. Hadi canım gel. Söyle, dinliyorum. Az önce geldi. Kutlama töreni başladı. Herkes burada. Kimler var? Doktor Pervin'in sevgilisi Cemil Bey. İnşaatını yaptığı sigorta şirketinin genel müdürü İbrahim Soykan. Kulebank genel müdürü Tarık Bey. Reklam şirketi sahibi Necan Kur'un eşi Meral Hanım. Nejat Tankur. Dövizci faizci Orhan Elçi. Paparazzi sunucusu Funda Hanım. Kameraman Özhan Tarman. İki de milletvekili var. İsimlerini öğreneceğiz. Mimar Samim Bey. Daha bir sürü tanımadığım insan var. Holding ve otelin hukuk danışmanı Nusret Bey. Holding genel müdürü Tuncer Bey. Genel müdürler, büyük küçük memurlar hepsi burada. Bu fırsat senede ancak bir defa ele geçer. Holding bomboş şimdi. Tamam. Ani bir terslik olursa hemen ara beni. Ali Kurtal, derhal Cankut Holding'e git. Ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum beyim. Yanlışlık yapayım deme. Reşat Musa dosyasını alacaksın bir solukta. Tamam mı? Emredersiniz beyim. O dosya olmazsa olmaz. Bekliyorum. Çok yakın bir günde konuğum olmanızı isteyebilir miyim? Çok sevinirim. Ne zaman emredersiniz? Salı ya da çarşamba. Öğle yemeğinde buluşalım. Çok hoş olur. Nerede? Otelimin lokantasında. Memnun olacağınızı umuyorum. Sizinle başka bir ihtimal düşünülemez zaten. Sekreterim sizi arayacak. Saygılar, sevgiler efendim. Benden de Orhan Bey. Bir dakika benimle gelir misin? Tarık Bey'le yemek yiyeceğim. Çok iyi. Kulebank nakit eksiğimizi kapatabilir. Seni hiç değilse bir dans süresince kollarımda tutabilir miyim? Daha sonra. Bana Tarık Bey'in aslen nereli olduğunu, hangi yemekleri sevdiğini öğren, ha? Hayrola? Niçin geldiniz? Hanımefendinin odasını temizleyecekmişiz. Bugün doğum günü kutlanıyor. Hiç kimse yok. Ayrıca gecenin bu saatinde kim söyledi, kim çağırdı sizleri? Bizim şirket müdürü görev verdi. İşte imzalı görev fişi. Yalnız patron için odası temizlenecekmiş. Öyle emretmiş. Biraz kötü kokuyormuş. Bana bir şey söylemedi. Aşağıya bir sorayım. Bitirelim şu odayı.
10 dakikalık iş için 1/2 gelecek halimiz yok. Doğru. Tamam. Buyurun. Girin bakalım. Hemen başlayın. Onlar o biçim eğlenirler. Seninle bizim gibi garibanlar da ekmek parası için ha babam de babam. Ne oldu? Bitti mi? Bitti. Ne çabuk? Söylemiştik. Ellerinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bundan sonra sizleri eve bekliyorum. Biz de seni yemeğe çıkarmayı, kendi aramızda bir kez daha kutlamayı düşünmüştük. Biraz da dans ederdik. Evet, o da olabilir ama önce evde buluşalım. Pardon, abim geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Doğum gününü canı gönülden kutlarım. Sağ ol. Sana yetişmeye çalışıyorum. Sahi kaç oldu yaşın? Kendi yaşından 8 çıkar bulursun. Kaç olursan ol. En güzeli 40 yaştır. Orada dur. 5-10 sene. Duruyorum zaten. Emre gelmedi mi? Bu saate kadar yüzünden geciktim. Kim bilir hangi cehennemde. Üzülme, tam ateşi çağı. Hoş görelim. Bildiğin gibi değil. Emre raydan çıktı. Bir gün başımıza iş açacak. Gidebilirsin.
Şimdi doğum günün kutlu olsun Selma Hanım. Geliyor seninki. Selam. Gece yarısı buraya bizi dikmenin sebebi nedir? Ne istiyorsun? Arazinize yine talibim. Alacağım. Uzadı. Cankut'a sattık. Paramızın yarısını da aldık. Bu sabah anlaşma imzaladık. İşte anlaşmanız. İşte. Kopyası veya fotokopisi değil. Anlaşmanın aslı bu. Büyük adamsın Halil Bey, helal olsun. Arsayı Selma Hanım'a kaptırmayacağımı söylemiştim. Söylemiştin. Size Selma'nın verdiğinden 100 milyarda fazlasını vereceğim. Ayrıca oraya kuracağım otel kazancından da %5 hisse. Daha ne istiyorsunuz? Yoksa bir kadın mı korkuyorsunuz? Yırt hele şunu. İyi akşamlar. Zahmet etme Hacer, dışarıya çıkacağız. Hanımefendi bir şeyler hazırlamamı istedi. Vazgeçti demek, evde oturacağız. Yo, burada başlarız, dışarıda devam ederiz. Ama evimi küstüremem. Peki güzelim, sonra da gece kulüplerini dolaşırız. Yarın erkenden çalışmaya başlayacağım. Senin de gene ameliyatların vardır. Hastaneye öğleden sonra gideceğim. Bugünü ve tüm geceyi seni kutlamak için ayırdım. Kutlayalım öyleyse. Bir yıl daha yaşamış olmanın güzelliğine. Ah canım. Sürprizi biliyor musun? Galiba. Günün tekrar kutlu olsun. Yaşamın her geçen gün daha güzel olsun. Seviyorum.
oldu? Neden buralardasın? Hadi gidelim. Her şey çok güzeldi. Hiçbir yere gitmem artık. Yine uydu değil mi? Efendim? Gene dünyanın en güzeliydin. O dansı ömrüm boyunca unutmayacağım. Tekrar soruyorum, nedir amacın? Ne istiyorsun, ne bekliyorsun benden? Söyledim ya, seni seviyorum. Benim olmanı istiyorum. Olacaksın. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Beğenilmek her kadın için hoş bir şey ama İstediklerinin gerçekleşmesine imkan yok. Neden yok? Pek çok sebebi var. Ama asıl önemlisi... En önemlisi bendeki görgü ve kültür eksikliği. Aramızdaki yaş farkı. Evet. Ve bu aşılamayacak, çaresi olmayan bir engel. Hiçbir ümide kapılma. Benim için hiçbir önemi yok. Ben yaşına değil, sana aşığım. Hem de deli dolu aşığım. Sen benim yaşamım, amacım, mutluluğumsun. Bu kadar büyüttün duygularına bir gün gülüp geçeceksin. Tadını da bırakalım. Bir daha arama beni. İyi geceler. Bu ilişkini zararsız, sıradan bir eğlence sanıyordum. Oysa sen zorluyorsun Selma Hanım'ı. Seninle beraber olmaya mecbur mu sanıyorsun? Bu mesele neden bu kadar çok ilgilendiriyor seni? Ailede sana benden daha yakın hiç kimse kalmadı. Teyzen olarak her konuda yardımcı olmak istiyorum. Yardım etmiyorsun. Beni Selma'dan ayırmak istiyorsun. Doğrusunu yapıyorum. Bir gün sen de bana hak edeceksin. Doğrusunu yapıyorum dediğin kimin? Hangimizin doğrusu? Beni değil, seni sorguluyoruz değil mi? Yanlış da olsa kendime ait kararları yalnız kendim veririm. Bilirsin. İyi geceler teyzeciğim. Emre'cim ne oldu gene? Bana biraz para vereceksin hala. Peki. Hadi gel bahçeye konuşalım. Bir çay içmez miydin? Hemen gitmek zorundayım. Neden? Bekliyorlar. Kimler bekliyor? Oyunda. Borçlandım bu akşam. Gene mi kumar? Geç kalıyorum. Ne kadar istiyorsun? 270 milyon. Dünyanın da taksi parası. Nerede bekliyorlar? Söyleyemem. Ver gideyim. Peki, git hemen öde, sonra da babana koş. Olur. Koşarım hala. Evet, buyurun. Abi benim. Günaydın. Emre buradaydı, az önce gitti. Ben de polise gidiyordum. Meraktan öldüm bütün gece. Üzülme, yolda şimdi eve geliyor. Yine para mı aldı senden? Neredeymiş sabaha kadar? Söyledi mi sana? Arkadaşlarına takılmış. Gençtir, yapacaktır. Bir gün gelirsin konuşuruz. Hadi kendine iyi bak abiciğim. Merhabalar Musa Bey. Bence buranın tapusunu alın, öyle gelin.
Abinle öğleden sonra gideceğiz tapuya. Öyle anlaşmıştık. Paranın geri kalanını da getirdim. Siz en iyisi Reşat abimle konuşun. Burayı satmaktan vaz mı geçmiş neymiş? Olur mu öyle şey? Anlaşma yaptık. İkiniz de imzaladınız. 400 milyar avans vermedim mi size? Döneklikte kurtulabilir misiniz? Burası dağ başı mı? Bağırma. Benim anlaşmadan filan haberim yok. Yok mu? Evet yok. Ne diyorsunuz siz? Günaydın Selma Hanım. Günaydın Reşat Bey. Hoş geldiniz. Pek hoş bulmadık. Musa Bey burayı satmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Biz dürüstse namuslu bir anlaşma yaptık. Bu arazi benimdir artık. Değildir, vazgeçiyoruz. Avansını geri vereceğiz. Burayı da satmayacağız. Zorla değil. İki kardeş kendi rızanızla sattınız. Paranın geri kalanını da bugün ödeyeceğim. Tapuya gidelim bitsin. Satmıyoruz dedim. Neysen onu yap. Bu dönekliğinin nedenini bilmiyorum. Ama vazgeçmek elinde değil. Elimde imzalı mühürlü kapı gibi bir anlaşma var. Neredeymiş o anlaşma? Ne zaman? Kiminle yapmışsan ona git. İnsanı çıldırtma. Sen de kardeşinle imzalamadınız mı? Hayır. Ne? Hayır mı? Hayır. Öyle bir şey imzalamadık. Sakın ha. Saklıyorum. Bu tokadı arayacaksın. Buyurun. Yeni yaşının ilk yemeğini birlikte yiyelim mi? Ufak bir bahçede tek bir masa. Gölgeli bir havuz başı. Ve senle ben. Ne güzel olurdu. Ama gereksiz. Hem de başka birine sözüm var. Dur dur bir dakika. Kapatma. Rica etmiştim. Aramayacaktın. Seni seviyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi arayanlar oldu yokum, efendim. Yokum. Kim ararsa yokum. Peki efendim. Nusret Bey ile Tuncer Bey de gelsinler hemen. Peki efendim. Nasıl yaparlar böyle? Koca anlaşmayı nasıl inkar ederler anlamıyorum. Evet, anlaşılır gibi değil. Ayrıca ödediğimiz paralara karşılık verdikleri makbuzlar var. Canlarını okuyacağız. Fosu'yu bulamıyorum. Reşat Musa kardeşler dosyası yok. Sizlerde miydi? Hayır, siz masanızın çekmecesini kilitlemiştiniz. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Peki nereye gider? Telaşlanma lütfen. Çekmecenden başka bir yere gitmiş olamaz. Evet, mutlaka bulunur. Elimle koyduğum dosya yok işte. Yok. Buyurun efendim. Buraya gel lütfen. Meşhur sözdür. El kaldırmayınca yer yutmaz. Dolabımdan bir dosya alınmış. Kim girdi odama? Ben buradayken hiç kimse giremez efendim. Biliyorsunuz, dün akşam hepimiz sizinle birlikteydik. Peki burada iş nöbetçi yok muydu? Kat görevlisi Muhsin vardı. Onu bırakmıştık.
Boya durumunu bildirdiler mi? Neye karar vermişler? Piyasada boya fiyatlarını ufak bir grup, bir kartel yönetiyor. Yine zam yapıyorlarmış. Aç Avrupa'daki fiyatları öğren. Gerekiyorsa hemen getirtelim. Döviz fiyatlarındaki dalgalanma durmadan arayamam. Bekleyeceğim. Hı? Öyleyse yalnız başıma bir yemek yiyebilirim artık. Hı? Bir şey daha var. Hı? Doğru yapmıyorsun. Peşinden koştuğun kadın hiç sana uygun değil. Ah, bana uygun olup olmadığını nereden biliyorsun ki? Sen... Burada bir sürü erkek. Teyzeciğim biraz sakin olur musun lütfen? Konuştuğun insan hakkı iyi kötü bir fikrin var demek. Onu hiç tanımıyorsun. Hiç bilmiyorsun demektir. İstesem iki dakikada onun bütün hayatını, olmuşunu bitmişini... Hayır, öğrenemezsin. Çünkü ben buna izin vermem. Çünkü Selma benim için doğaüstü, olağanüstü bir insan. Onu suçlamak, yargılamak, tanımadan kötülemek de hem sizin işiniz değil, hem de size hiç yakışmıyor teyzeciğim. Ne olmuş, Cemal döndü mü? Gönderdiğiniz tabloyu Cankut Holding'de Selma Hanım'ın sekreterine teslim etmiş efendim. Çok teşekkür ederim. Selam. Ha, hoş geldin Reşat Bey. Hoş bulduk. Haber var mı Selma'dan? Sabah geldi. Anlaşmamız var diye tepinip durdu. Hmm. Verdim ağzının payını. Şimdi arıyordur o anlaşmayı, yüreğine iniyordur. Buyur otur, bir kahve iç. Haber bekleyelim. Teklifimi tekrarlıyorum. Sana 3 taksitte 300 milyardan 900 milyar. Otelden de %5 hisse. Tamam mı? İlk taksitte 400 milyar vereceksin. Hemen. Selma'ya gönderip avans makbuzlarını alacağız. Harika. Peki kimmiş bu temizlik işçileri? Şirketten göndermişler. Ellerinde görev kağıdı vardı. Sadece sizin odanızı temizlemek için emir almışlar. Sadece benim odamı. Peki kaç kişiydiler? İki kişiydiler. Her zamanki temizlikçiler gibiydiler. Başlarında mı durdun? Hayır efendim. Telefonlara cevap veriyordum. Çarçabuk gittiler zaten. Anlaşıldı. Şeytanca bir iş bu. Böyle bir cüret görülmemiştir. Sadece bir dosyayı alıp gitmişler. Belki sen de onlarla birliktesin. Hırsızların adamısın. Hayır, benim hiç suçum, hiçbir günahım yok. Polis çağırın. Bu adamı sorgulasınlar. Seni dinliyorum. Mahvoldu, baygınlık geçiriyor. Kat görevlisini polise şikayet etti. Herkes birbirine girmiş durumda. Hesabına 400 milyon hemen yatırılacak. Teşekkür ederim. Tamamdır. Gözümüz aydın. Duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Çalındı dosya, çalar. Odamdan, masamın çekmecesinden çaldılar. Boşuna alay edip anlaşma imzalamadık demiyorlarmış meğer. Şimdi nasıl gülüyorlardır kim bilir. Hemen dava açacağım. Ama bu hırsızlığı ispatlamamız çok zor. Elimizde imzalı para makbuzları var. Yetmez. Evet satacaktık. Avans aldık, sonra da vazgeçtik diyeceklerdir. Bu da yasaldır. Parayı öderler biter. İstanbul'un en güzel binalarından biri olacaktı. Hem şehri süsleyecek, hem de önemli bir sosyal etkinliği olacaktı. Bize de büyük bir kazanç getirecekti. Üzülmeyin. Siz daha güzelini daha güzel bir yerde mutlaka yaparsınız. Anlaşma dosyasının benim odamda, masamın çekmecesinde olduğunu biliyorlar. Dün şirkette kimselerin olmadığını, apansız dönüp gelmeyeceğimizi de biliyorlar. Öyleyse bütün bunları Reşat'la Musa'ya bildiren var. İçimizde bir hain, bir köstebek var. Evet. Önce onu bulalım. Efendim. Reşat Bey isminde biri para göndermiş efendim. Nakit olarak 400 milyar. Beklesin. Git o domuz kardeşlerin parasını al, makbuzlarını ver lütfen. Peki.
Nusret Bey, siz de Muhsin'in polisteki sorgulamasını öğrenin. Peki. Bir dakika. Bu satılık kardeşlerinin araziyi kime verdiklerini hemen öğreneceksin. Bizden sonrası önemli mi? Araziyi kim alıyorsa esas can düşmanım odur. Hırsızlık da onun işidir. Olabilir. Düşündükçe şüphelerim büyüyor. Bu işte de Halil'in pis kokusu var. Sanmıyorum. Olamaz. Neden olamaz? O eşkıya Halil kaç defa işlerimizi bozmaya kalkmadı mı? Kaç defa kapışmadık mı o katille? Efendim? Size ismini vermek istemeyen bir hanım arıyor. Birinci hatta. Buyurun hanımefendi. Bu Musa ile Reşet işini çamurlaştıran da sensin. Oo, merhabalar. Nasılsın? Yanlış yapıyorsun. Sabrım tükeniyor. Paran da tükeniyor. Beni köşeye sıkıştırmaktan vazgeç. Sonra sana kaçacak, yaşayacak başka bir dünya aratırım. Bir daha söylemem Halil. Üşüyorum, dur esme.